Hazırlayın beni çabuk. Güzel bir dadı gelirse etkileyici olmam lazım. Dadımı geliyormuş oğluma. Hayatım, bak gözümün tutmadığı biri gelirse gerçekten izin vermem, emanet etmem çocuğumu yani. Ay ilk gelene hemen evet diyelim demiyoruz herhalde. Bir bakacağız, tartacağız. Hangisi ise ona tamam diyeceğiz. Yaşa candan yaşa, en güzelini seçelim. Bıyıklı bana bak, dadı benim, senin değil, ona göre. Ne oldu? Ne oldu mavişim? Ne oldu mavişim? Ne oldu? Anladın değil mi bıyıklı? Dadı benim, ona göre. Gerçi ben varken sana pek şans yok ama... ne oldu? Rakip sağlam çıkınca yamuldum bakıyorum. Selam, yaprak ben. Dedi. Buyurun, buyurun. Ay çok relaksmış burası. Süpermiş yani, bayıldım. Sen misin o cool çocuk bakayım? He? Parmağını prize mi soktun sen? Ne umduk ne bulduk ya. Murat eşim. Selam dedi. Dadı dedi. Hanım abla, ne içtiysen bana da söyle. Bir drink alabilir miyim canım? Zahmet olmazsa. Anladım. Sütün dışında bir şey içilince bu kafaya geliniyor. Ben de alayım. Daha önce hiç çocuk baktınız mı? Baktım ama sorma. Ya bu çocuk bucuk bakamaz, kendine bakamıyor bu ya. Sormayayım. Ay en son baktığım çocuk bir felakette. Senden de mi felaket? O saçlar ne hanım abla? Ağlayıp duruyordu. Seni görünce mi ağlamaya başladı? A çocuk tam bir desibeldi yani. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizi çok rahatsız etti galiba. En son üstüme kustu. Daha neler, oha yani. Çocuktur canım o böyle. Öyle böyle bir kusmak değil diyorum. Her yeri kusuyordu yani. Kusar tabii. Senin saçın girmiştir çocuğun ağzına. Hayvan kusuyordu. Hayvan mı kusuyordu, bebek mi kusuyordu? Hayvan kusuyordu derken? Yani çok kusuyordu manasında. Aynen. Çılgın atıyordu kerata. Hayvan kusuyordu, çılgın atıyordu. Tatlıydı, hoştu ama çok kusacağım bir şeydi yani. Ha. Yankı'nın durumları nasıl? İyi be güzelim, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Yani altını değiştirme durumları falan. Hani ishal falan oluyor mu bu? Ha? Evde sürekli bir emergency durumu söz konusu mu? Hayır, öyle bir şey yok kesinlikle. Nasıl desem, Yankı'nın ne zaman s**tığını bilmiyoruz yani. Yani kendi hallediyor. Nasıl yani? Yani altına 5 tane bez bağlıyoruz sabahtan. Kendi s**tıkça atıyor. Ha, mükemmelmiş. Sütü de bakkaldan kendisi alıyor. Şok oldum şu an. Ha nasıl yani, bakkaldan mı? Köşede Laz bakkal var, oradan gidiyor alıyor yani. Nasıl yani? Şimdi burada bir AVM, bir mall falan yok mu? Bunun tahtaları eksik. Benim uykum geldi. Siz bakkaldan mı alışveriş yapıyorsunuz? Siz çocuk bakmak istediğinizden emin misiniz? Bakacağım tabii, ne olacak ki? Benim arada sırada arkadaşlarım gelebilir değil mi buraya? Senle kim arkadaş olur be? Nasıl? Böyle kalabalık kızla erkekli mi? Anladım. Kaka olayı benden gitti. Ha. Kusmak da sometimes maybe yani. That's the deal. Affedersiniz ya, bir şey soracağım. Daha önce baktığınız bir çocuğun babası hiç böyle üzerinize tazikli kustu mu? Nasıl yani? Anlamadım. Yani bu yani. Avuk yani. Çok teşekkürler, biz sizi arayacağız. Arayacağız. Merhaba. Merhaba. Ben Candan Hanım'a baktım. Dadı şirket yolladı. Anlıyorum. Nerelisiniz acaba? Ben Rus. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Peki. Allah'ım ya. Ajansın gönderdiği dadıya bak, daha Türkçe konuşamıyor. Bir Rus niye gelip de Türkiye'de dadılık yapmak ister ki? Hayatım, öyle deme şimdi ya. Ruslarla ayrı bir hukukumuz var artık. Yani onlara domates veriyoruz, gazlarını alıyoruz. Gazlarını başkası alır Murat Bey. Hey. Çok tatlı maşallah. Sağ ol Sıtkı'cığım. Teşekkürler. Hey. Oğlum.
olur yok mu abi? Sıtkıcığım bunun olur olur mu lütfen ya? Biz yani... Biz kadın bakıcı arıyoruz Sıtkı. Evet Sıtkı. Ben de bakardım. Sıtkı sen nasıl bakacaksın küçücük çocuğa? Olur mu hiç öyle şey Sıtkıcığım ya? Senin görevin ayrı. Yani senin bizim içimizdeki yerin ayrı yani. Güven duygusunun üzerinden gitsek. Ah Sıtkı. Oğlum içine ya Sıtkım. Yani bak. Yani Sıtkımız sıyrılmasın değil mi? Aramızdaki dostluk baki olsun. Evet. Yani sen apartman işlerinde daha çok bir bize yardımcı ol. Bu çocuk yine senin yeğenin. Yani buradayız değil mi hayatım? Tabii. O senin yine bir yeğenin yani. O gözle bak. Hani illa bakıcılık olarak zorlamasan diyorum. Sıtkı. Israrcısın yani. Ama yavrum böyle olmaz ki. Bari bir sepeti mepeti değiştireydin ya. Tanınmış bir kişiliksem demek. Ama peruk yakışmış yani değil mi hayatım? Yok. Ya Sıtkı Allah aşkına ya. Oğlum yavaş koş evi yıkacaksın lan ayı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ben Murat Bey'i aramıştım. Murat Bey, Murat Bey nasılsınız? Yok ben Murat değil, Candan, Candan. Candan. Ha Murat Bey camda mı? Hayır camdan değil, Candan. Anladım, camdan tamam. Tekrarlama, tekrarlama. Camdan, girebilir miyim ben şey için geldim de. Niçin gelmiştim? Hah, dadı olarak geldim. Dadı, dadı, dadı. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Önüm boş mu? Boş. Ay. Ay, sıcak mı? Bana mı öyle geliyor? Murat'cığım, yeni bakıcı adayımız geldi. Ha, hoş geldiniz. Murat Bey, önüm buyurun. Boş mu? Boş, oturayım buyurun. Mı Murat Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Candan Hanım kızım. Bu iş bebek olmuş mudur acaba? 4 vesait değiştirdim inan. Pendik'ten geliyorum. Pendik'in de ta üst taraflarında yani ayaklarım davul oldu. İyi yaptınız. Hemen bana bir camdan bir tuzlu sıcak su yapıver yavrum. Şey o Murat. Şey. Tamam işte ben ne diyorum camdan tamam. Eyvah işiniz var bu deliyle. Bunları getirdim şimdi camdan bunu al mutfağa koy ben bundan çocuğa muhallebi yapacağım. Muhallebi çocuğu muyuz biz ya? Bunlarla bezleri daha dikeceğim ben ona. Tamam. Bu da muşambası. Muşamba mı? Ver bakayım nasıl bir şeymiş bu? Affedersiniz teyzeciğim. İsminiz neydi acaba? Benim adım Hayriye. Hayriye. Hayrini görden geliyor. Hayriye. Hayriye. Senin annen mi koydu babam mı camdan? Camdan diye isim olur mu bir çocuğum? Benim Hayriye teyzeciğim. Şimdi ben camdan değilim. Camdan olan o, ben Murat. Ben de camdan değilim. Ya camdan yani. Teyzem maşallah ikisinin de devresini yaktı. Çocuğun adı ne? Çocuk derken? Oğlumuzun adı da Yankı. Ay, Akis yani. Candana camdan, Yankı'ya Akis. Oldu, oldu. Akis değil, Yankı. Yankı. Ya Akis, o benim kızım. Yok egzantrik, sen sentesinde dönmüyorsun ablacığım. Kız değil, erkek. Nasılsın sen bakayım? Cici geldi, cici. Cici mi, öcü geldi mi? Bayağı eğleneceğiz biz bundan ya. Ay, şimdi... çok yoruldum ben. Bayağı bir yoruldum. Aa, sızaki oldu, siesteye geçti. Candan, uyudu. Hapşol! Ay, ödümü koptu be. Öyle dalmış gitmişim ama her şeyi duyuyorum, her şeyi görüyorum. Rüyamda şey gördüm, tren böyle yemyeşil bir ormanda gidiyormuşum trende. Kız elimde, Akis. Eyvah, kaybetmediysek bulduk. Birden yok oluyor. Sakallı bir adam alıp götürüyor. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. Akis, kızım nereye gittin? Akis, yavrum nereye gittin diye bağırıyorum. Bak, senaryo güzel başladı. Kulaklarım neler duyuyor. Hayriye teyzeciğim, biz sizi çalıştıramayız. Heh. Siz çok yaşlısınız. Sigortayla başımız derde girebilir. Yani sigortalı mısınız Hayriye teyzeciğim? Ben sigortalıyım. Var mı kartınız teyzeciğim, sigorta kartı? Var camdancığım, var. Olmaz olur mu? Dur vereyim ben. Al, al camdan. Yuh. Sigorta numarası 1 lan.
Gir tabii, ben ilk ben gittim. La 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 la. Tarihi eser diye koruma altına almak lazım bunu. Acaba bir tanıdığınız falan var mı? Onu arasak, gelse sizi alsa. Öyle bir şey yapsak. Dolu dolu. Denizde kum bende akraba yancam da ancım benim. Güzel kızım. Ay yine gitti. Aa yine gitti. Ay Murat, gerçekten çok korkuyorum ya. Ne bileyim, bir tanıdığı bir yanında telefonu melefonu yok mu arasak? Ne olur, çok korkuyorum. Niye korkuyorsun? Ne bileyim. Ben sanki hırsız gibi kadın içimine bakıyorsun. Ha dur. Pendik demişti değil mi? Evet. Ha şurada bir adres var. Ya ben bunu alayım götüreyim, evet, diyorum, evet. Arabaya koyayım. Hiç olmazsa mahallede tanıdık birini buluruz. Yazık kadıncağız. Ben çok havlu sattım sokakta. İşleyip işleyip öyle çocuk büyüttüm ben, öyle havlu işledim Kenan. Öyle çocuk büyüttüm.